أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Bugünkü sohbette inşallah Tembihül Gafilin'de de Mukatil bin Süleyman'ın e, rivayet ettiği bir hadise hakkında olacak. Bir gün Musa Aleyhisselam şöyle müracaat etti. Ya Rabbi, bana verdiğin levhalarda bir ümmet buldum. Onlar hem şefaat ederler hem de şefaat olunurlar onlar benim ümmetim olsun. Yani kendisine bir e, kitap değil de levha şeklinde verildi. İlk emirler. Ve onları okurken diyor ben e, bir ümmet gördüm, okudum. Onlar hem şefaat ediyorlar ahirette hem de onlara şefaat olunuyor. Onlar benim ümmetim olsun. Hazreti Allah cevaben ya Musa, onlar Muhammed ümmetidir buyurdu. Yani onları sana ümmet olarak veya senin ümmetine bu özellikleri vermeyeceğim. Onları Muhammed aleyhisselamın ümmetine vereceğim diye cevaplandırdılar. Yani şimdi tabi burada şefaat ederler ve edililer nasıl olur? Şimdi insan ameliyle, irtibatıyla rabıtasıyla belirli bir makama gelir. Hani hafızlar hakkında mesela ne denir? İşte şu kadar kişiye ahirette şefaat edecek. istediği 10 kişi, 20 kişi neyse şefaat edecek. Şefaat azaptan kurtarmak için edilir. Veya kişi cennetliktir. Cennette daha yukarıdaki mertebelere ulaşabilmesi için ona ondan daha faziletli birisi şefaat eder. Yani Peygamberimiz ve diğer peygamberler başta olmak üzere şefaati böyle anlayabiliriz. Bu sadece ümmeti Muhammed'e verilmiş bir hediyedir, bir salahiyettir. Allah'ın rahmetidir. Tabi her ümmete nasip olan nimet, peygamberinin değerli, değeri yani fazileti nispetindedir. Sonra ikinci olarak Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi levhalarda bir ümmetten bahsediliyor. Onların hatalarına günlük beş vakit namaz kefaret olacak. Onlar benim ümmetim olsun. Beş vakit namaz ne yapıyor? Bir vakit kendinden öncekiyle kendisi arasında işlenen hataları bağışlanmasına sebep oluyor. Kefaret oluyor. Hazreti Allah ya Musa o ümmet benim son peygamberim Muhammed aleyhisselamın ümmetidir buyurdu. Evet. Sonra yine okumaya devam ediyor levhalarda ve şöyle bir ibare görüyor. Ya Rabbi bir <laughs> ümmet gelecek. Onların tahareti hem su ve hem de toprak ile olacak. Yani hem e, suyla temizlenebilecekler. Su bulamadıkları zaman teyemmüm ile onlar temiz sayılacaklar. Bu da büyük bir nimettir. Bu ümmeti Muhammed'e bir hediyedir. Daha önce yoktu teyemmüm. Bu peki te, teyemmüm neye yarar? Yani teyemmüm zaten her yerde sular akıyor diyecek olursanız. Mesela diyelim e, eskiden e, çöl yolculukları vardı develerle. İşte bir hafta on gün. Tabi insanlar aileleriyle seyahat ediyorlar. Yani bir hafta on gün yürüyemiyorlar birbirlerinden mahrum kalacak halleri yok. Yani mesela eşler bir araya gelebilir. Eee abdest alacak, usul abdest alacak duruma düşebilirler. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bu böyle bir duruma düşerseniz ne yapın? Yani namaz kılamayacak bir hale gelir, su bulamaz. Efendim jünüp kalmazsınız. Ne yaparsınız? Teyemmü edersiniz su görene kadar yani suyu bulana kadar o cüniblikten kurtulmuş olursunuz diyor. Yani bazı konular böyle anlatılmadığı için unutuluyor. Biz de diyoruz ki bunları anlatalım, tekrar ederim. Bunlar Allah'ın bize verdiği emirlerdir, ruhsatlardır, selayetlerdir veya azimetlerdir. Onun için eskiden bu yokmuş. Daha önceki ümmetlerde teyemmü yokmuş. Mecburen su ile cünüplükten geçici de olsa kurtulması gerekiyormuş. Ama ümmeti Muhammed'e teyemmüm verildi. Ne yapıyor? Diyelim ki su bulunmayan yerde cünüp olursa cünüp olursa o kişi teyemmümle cenabetten kurtulmuş oluyor. Evet. Bu da dinimizin yani Hz. Allah'ın eşler arasındaki olan bağlara, aile bağlarına verdiği bir önemdir. Bunun için teyemmüm bizlere ruhsat olarak verilmiştir. Tabi teyemmüm hakkında merak ettiklerinizi detaylı bir şekilde kita fıkıh kitaplarından bakabilirsiniz. Dördüncü olarak Ya Rabbi delalette yani delalet değil de dalalette dat harfiyle delalet bir insana yardımcı olmak yani yol göstermek demektir ama dalalet dat harfiyle sapıklık demektir Ya Rabbi dalalette bitatla delaletle bitatlı ve şaşı beccalla mücadele edecek bir ümmet gelecekmiş nasibette onlar bana ümmet olsun onlar benim ümmetimden olsun diye soruyor Hz. Allah ya Musa onlar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olacak. Yani kıyamete yakın gelecek olan bir deccal var. Bu bir artık şahıs olabilir, bir sistem olabilir. Bu sisteme karşı mücadele edecek. Allah'ın salih kulları olacak. Efendim, bu zamanlarda da çok konuşulan Hazreti Mehdi gelecek diye konuşuluyor. Yani bu zat-ı şerif, zat-ı muhterem deccal sistemine karşı mücadele edecek. Ümmeti Muhammed'i yönlendirecek. Neden yönlendirecek? Delaletten ve bitatlardan kurtarmak üzere Ümmeti Muhammed'i yönlendirecek. İşte onlara yardımcı olacak kişiler olacak. Onlar benim ümmetimden olsun. Yani benim ümmetim yapsın, İsrailoğulları yapsın bunu diye niyazda bulununca Hz. Allah ya Musa onlar Muhammed ümmetidir buyuruyor. Sonra ya Rabbi aldıkları sadakaları ve kurbanları yiyebilecek bir ümmeti levhalarda keşfettim. Onlar benim ümmetim olsun. Yani aldıkları mesela sadakalar, kurbanlar ne oluyordu? daha önceki ümmetlerde kurban kesiliyordu. Bir yere konuluyordu. O kurban kabul olduğu zaman semadan bir ateş gelip o kurbanı yakıyordu. Böyle kabul olduğu anlaşılıyordu. Ama ümmeti Muhammed'e aldıkları sadaka, zekat, her şey kurban. Ne yapacak? Yiyebilecek. Yani yeme ruhsatı verildi. Onlar benim ümmetim olsun. Cenab-ı Hak ne buyurdu? Onlar ümmeti Muhammed olacak. Ümmeti Muhammed bunu yapabilecek. Ya Rabbi bana verdiğin levhalarda gördüm ki bir ümmet gelecek. Onlar iyi bir şeye niyet etse yapmadığı halde niyeti için bir sevap alacak. Yani bir şeye niyet ediyorsun. Bir iyilik yapmaya niyet ediyorsun. Bu niyet için sevap alıyorsun. Yapmadığın zaman başka sevap alamıyorsun. Ama yaparsa niyeti için aldığı sevapla beraber yaparsa en az 10 sevap hatta zamanına, zamanın yani e, saatinin, zamanın faziletine göre 700 veya daha çok sevap alacak. Kötü bir şeye niyetlense yapmadığı sürece günah yazılmayacak ama yapınca da sadece bir günah yazılacak. O ümmet benim olsun. Kötü bir şeye niyetleniyorsun. Ama niyetin için bir faaliyette bulunmadığın sürece sana günah yazılmıyor. Ancak yaptıktan sonra. O ümmet benim olsun Ya Rabbi. Cenab-ı Hak Ya Musa o ümmeti Muhammed olacak. Ümmeti Muhammed'e bu sevapları vereceğim buyurdu. bu sonuncu olarak da Ya Rabbi hiç hesabı çekilmeden 70 bin kişinin cennete gireceği bir ümmet gelecek yazıyor Tevrat'ta. Onlar benim ümmetim olsun diye sorunca Cenab-ı Hak o ümmet ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacaktır buyurdu. Sonra Musa aleyhisselam bu kadar özellikleri, güzellikleri işitince dedi ki Ya Rabbi beni de o Muhammed Aleyhisselam'ı ümmet eyle. Yani peygamberler de ümmet olmayı istemişti. İsa Aleyhisselam da dua etti. Duası kabul olundu. Semaya kaldırıldı. Ve ahir zamanda Mehdi, Hazreti Mehdi ortaya çıktığında gelecek onunla beraber Deccal Deccal'a karşı mücadele edecek. Yani bazıları orada e, peygamber gibi gelecek diye düşünüyor. Hayır ümmeti Muhammed'den biri olarak gelecek. Hazreti Mehdi'ye tabi olacak. Onu imam kabul edecek. Ve bu şekilde hizmet edecekler. Yani Hazreti İsa'nın peygamberlik vasfı olmayacak. Ümmeti Muhammed'den e, yani mesela Hacı Ahmeda, Mehmeda gibi böyle bir zat olacak. Salih bir zat olacak. Yani ünvanı ünvanını bildirmeyecek kimseye. yani Allah bilir tabi Hazreti Mehdi de herkese bildirmeyecek o ayrı konu İşte Musa aleyhisselam da böyle dua edince Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu şöyle buyurdu Estağfirullah Ya Musa Ey Musa Bakın peygamberimiz hariç diğer peygamberlere Cenab-ı Hak hep ismiyle hitap ediyor. Peygamberimize mesela ya eyyühen nebiyyü gibi böyle vasıflarla hitap ediyor. Ama peygamberlere isimleriyle Kur'an-ı Kerim'de hitap ediyor. Ya Musa, ey Musa, inni stafeytuka, ben seni seçtim alennası. İnsanlar üzerine ben seni seçtim. Yani zamanının insanları üzerine Seç, seçtim seni diyor. Neyle seçtim? Bir risaleti sana gönderdiklerim vahiylerle ya da emirlerle, risaletle seçtim. Yani seni mursel yaptım, rasul yaptım kendime. Yani peygamberlerin nebileri vardır, rasulleri vardır. Rasuller daha faziletlidir. Çünkü onların görevi insanlara apaçık tebliğ etmektir ve onlara vahiy gelir. Nebilere vahiy gelmez, onlar salih rüyalarla alacağını alırlar. Emirlerini, talimatlarını. Ve bir kelami, seni kelamımla da seçtim. Yani Musa Aleyhisselam'ın bir vasfı da nedir? Kelimullah'tır. Yani Allah'la konuşan anlamında. Birebir konuştular. Yani melekle gelmedi. Cebrail Aleyhisselam getirmedi vahiyleri birebir konuşarak emirlerini aldı. İşte böyle yaptım ama diyor, sen bak sana, seni seçtim, sana risalet verdim, seninle konuştum, seni bayağı özel kıldım. Öyleyse fakud maatey tuke, sana verdiklerimi al ya da tut, yani onlara sahip çık, sıkı sıkı tut, onları küçümseme, değer ver, Hani me'ateytüke sana verdiklerimi ve şakirin. Bu durumuna da şükret. Bu durumuna da şükret diye Hz. Musa Aleyhisselam'a orada Cenab-ı Hak emrediyor. Ayet-i Kerime'nin devamı ve min kavmi Musa Musa Aleyhisselam'ın kavminden, ümmetinden yani bir takım insanlar vardır. Ümmetin bir ümmet vardır, bir grup ona tabi olanlar nedir yehtüne bil hakkı onlar gerçekleyen hak ile hidayet bulmuşlardır ve bihiyadulun ve onlar ne yaparlar o hakla adalet adaletli davranırlar adaleti gözetirler. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın kavminden yani onlar da hani Ümmeti Muhammed gibi 70 bilmem kaç fırkaya ayrıldılar. Onlardan bir fırkası da diyor böyledir diyor Cenab-ı Hak. Yani hak ile yol bulmuşlardır. Hakkı bulmuşlardır ve onunla adalete e, adil olurlar. Ya da ya adilün yani udul ad e, denge anlamına da geliyor. Yani dengeli dirler. Onlar hani aşırı gitmezler. ifrat ve tefritten kaçınırlar anlamında. İşte bu cevabı aldı Hz. Musa ne yaptı? Razı bir şekilde boynunu büktü. Yani haline razı oldu. Ümmeti Muhammed'in hali böyle. Böyle özelliklerimiz var, faziletimiz var. Allah'a şükredelim, değerini bilelim. Bu Ramazan-ı Şerif tabi hidayetimizin artmasına yakînimizin tevekkülümüzün artmasına vesile olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.